Bugün Topkapı Sarayı'ndan bahsedeceğiz. Topkapı Sarayı aslında Osmanlı'nın Fatih döneminde inşa edilen 3. sarayı. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethettiği zaman İstanbul'da inşa ettiği ilk saray Beyazıt Meydanı'nda günümüzdeki eski saraydır. Oraya da Saray-ı Atik isminde tabii sonraki yüzyıllarda adlandırılır. Fakat zaman geçtikçe artık Fatih daha büyük bir beylikten devlete, devletten imparatorluğa dönüş sürecinde daha kompleks, o zamanın şartlarına daha uygun bir saray yapma ihtiyacı hisseder. Normalde zaten 2. Murat döneminde başlanan ve Edirne başkent olduğu dönemde olan bir saray vardır Fatih döneminde biten. Beyazıt döneminde o saray daha bir kısmı yıkılır. Fakat Fatih'in inşa edildiği bu Beyazıt dönemindeki saray sonraki dönemlerde Fatih'in kendi istediği bazı ihtiyaçları karşılamaz. O yüzden de Fatih Sultan Mehmet günümüzde Sarayburnu olarak bilinen İstanbul'un en eski dönemlerinden itibaren tapınakların bulunduğu, nekropollerin bulunduğu ve o zamana ait olan eski antik Yunan dönemine ait bir tiyatronun bulunduğu günümüzdeki Sarayburnu'nu kendine yeni bir alan olarak tercih eder. Orada çok fazla yerleşim olmadığı için, nispeten boş olduğu için de direkt şehrin en ucunda olan bir alan olarak Fatih'in kendisine uygun gördüğü bir halktan bir miktar uzakta, tam merkezde olmayan bir saray olarak da iyi bir tercihtir coğrafi bölge olarak. Tabii biz günümüzde buraya Topkapı Sarayı diyoruz. Çünkü topların olduğu bir kapıdan dolayı oraya Topkapı Sarayı deniyor ama Fatih döneminde orası Saray-ı Cedid. Sarayı Hümayun veya Sarayı Cedid-i Hümayun olarak geçer. Cedid yeni demektir, yeni saray olarak geçer. Topkapı Sarayı bir ordugah şehir gibidir. Orta Asya'daki Türk kentleri ordu balık olarak geçerler, ordu şehir olarak. Topkapı Sarayı da aynı yapılanmayı ve aynı mimariyi taşır. 3 adet kapıdan saraya girersiniz. Bab-ı Hümayun dediğimiz ana bir kapı vardır. İlk başta sizi karşılarlar. Oradan İzin alarak birinci avluya yani ilk bahçeye geçersiniz. Orası herkesin girebildiği Osmanlı döneminden bahsediyorum. Bir bahçedir. Bir nevi günümüzdeki bir devlet binasının lobisi olarak da düşünebilirsiniz. Oralara gereken levazımdır, erzaktır veya saraya teslim etmek istediğiniz bir lekçe varsa veya görmek istediğiniz bir insan varsa rahat rahat uğrayabileceğiniz bir bahçe, bir avlu olarak düşünebilirsiniz. Topkapı Sarayı'nın asıl çekirdek dediğimiz kısım Sur-u Sultani veya Kale-i Hümayun dediğimiz o surları geçtikten sonra ikinci kapı Bab-ı Selam'da başlar. Bab-ı Selam'ın girişi Burcu Frengi dediğimiz yani Frenk Burcu olarak geçiyor Osmanlı'da. Askeri usulde bir kapıdan girdikten sonra ikinci bahçe ve ikinci avluyla beraber tam manasıyla devlet fonksiyonlarının başladığı bir yerdir. Fatih döneminde bütün o geniş saray burnu tamamen surlarla çevrili bir yerdir. Ve Harem-i Hümayun olarak, padişahın has bahçeli olarak bütün o alanın kullanımı padişaha ait olan özel bir alandır. Çevresi, çepeçevre surlarla çevrelenmiştir. Ve kimse kolay kolay oraya özel izin olmadan giremez. Bir tek padişaha, ailesine, haremine ve çeşitli durumlarda Enderun törenleri düzenleniyorsa onlara ait olan, kullanım açık olan bir yerdir. Birazcık daha deniz kısmında da padişaha ait bostanlar vardır. Fatih Sultan Mehmet burayı yaptırırken hem doğuda kazandığı zaferlere hem de batıda kazandığı zaferlere yönelik olarak mimari olarak girişteki o burçları, Burcu Frengi dediğimiz şey batıda kazandığı zaferlere öykünerek inşa ettirir. Sırça Saray dediğimiz günümüzde Çinli Köşk olarak bilinen kısmı ise doğuda kazandığı özellikle Timurluların devamı olarak kendini gösteren veya işte bir Doğu Hakanlı olarak olan Uzun Hasan'a karşı kazandığı zafer neticesinde bir nevi doğuya ve batıya karşı bir propaganda eseri olarak inşa edilir. Bunu en yakın Roma'da da görebiliyoruz. Gene Sultanahmet'te günümüzde bir dikil taş vardır. Milattan önce 2000'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam 3. Tutmos tarafından inşa edilen 3300 yıllık bir obelisktir, dikil taştır. Konstantin'den sonra Roma İmparatorluğu'nun gücünü göstermek için Mısır'dan gemilerle getirilir ve meydana dikilir. Bugün Roma'da da vardır, çeşitli Avrupa başkentlerinde de vardır. Yani eski uygarlıkların üzerine kazanılan zaferleri o dönemin çağdaş uygarlıkları zafer kazandıkları yerlere ait olan mimari, kültürel ve sanatsal değeri olan objeleri alıp göstererek kendileri bir nevi yeni dönemin
güçlüleri olarak ilan ederler. Bugün günümüzde bunun en büyük örneği Londra'daki British Museum'dir. Baktığınız zaman pek çok o döneme ait olan eserleri orada görebilirsiniz. Aynı şekilde Fatih de mimari olarak bir propaganda öğretisi olarak sarayın ilk o girişini batılı unsurda yaptırır. Bir nevi askeri kulelerdir bunlar. Osmanlı dönemine ait olsalar da birazcık batılı bir anlayışa sahiplerdir. Şimdi Avrupa'daki mimari dikeydir ve hiyerarşide dikeydir. Yani yukarıya doğru monoblok ilerleyen bir saray çok basitleştirilmiş olarak anlatabiliriz. Fakat Osmanlı'da hiyerarşi yatay ilerler. Yani baktığınız zaman birinci avlu, birinci kapı, ikinci kapı, ikinci avlu, üçüncü kapı, üçüncü avlu şeklinde düz ilerleyen nispeten yatay bir mimari vardır. Ve uzaktan görebileceğiniz en yüksek yer günümüzde Balyanların inşa ettiği, Fatih döneminde aslında bir cihannüma olarak inşa edilen Adalet Kulesi'dir. Ve uzaktan baktığınızda saraya ait görebileceğiniz en çarpıcı bina budur. Adalet Kulesi olarak adlandırılır bu. Bu da gene Osmanlı'nın mimari ögelerde propaganda değeri olarak gördüğü şeyin aslında adalet olduğunu gösteriyor. O döneme ait bir özdeyiş vardır. Adaletle bir gün hükmetmek, ibadetle 40 yıl geçirmekten hayırlıdır olarak geçer. Osmanlı kendi döneminde iktidar meşrutiyeti olarak adaleti görür. O yüzden Topkapı Sarayı'nda da dışarıdan baktığınız zaman en çok gözünüze çarpan, en büyük, en sivri veya en uzun yapı olarak Adalet Kulesi'ni görürsünüz. Saray fakat yatay bir düzlemdedir. İkinci bahçeye girdiğiniz zaman sağ tarafınızda matbaa-ı amire bulunur. Saray mutfakları. Sol tarafta divanhane bulunur. Onun sol tarafında ise zülüflü baltacılar koğuşu vardır. Onun arkasında da aşağıya doğru uzanan bir harem bina, harem yapı grubu vardır. Ve direkt karşınızda da tam simetrik değil de Topkapı Sarayı ama birazcık daha hani sağa doğru şey yaparsınız. Bab-ı Saade vardır. Saadet kapısı olarak geçer. Orası da padişahın kendi harem-i hümayuna açılan Endor'un olduğu kısımdır. Matbah-ı hümayun günlük 3.000-4.000 kişiye kadar yemek veren, törenlerde 10.000 kişiye kadar yemek çıkartan bir sarayın mutfak kısmıdır. Kendi koğuşu, kendi hamamı, kendi küçük mescidi içinde bulunur. Gene sol tarafta zülfü baltıcılar koğuşu sarayı hem korumak hem de sefer dönemlerinde yol açmak için padişahın özellikle yanına eşlik eden kısımdır. Onların da kendi koğuşları, kendi küçük camileri, hamamları bulunur. Saray kompartımanlardan oluşur baktığınız zaman aslında. Her birisi de kendi içinde bir mini mahalle gibi düşünebilirsiniz ki bu da Osmanlı'nın millet sisteminin aslında cemaat sisteminin saraydaki yansıtılmasının karşısıdır. Sol tarafta bulunan divanhanede günümüzdeki bakanlar kurulu olarak adlandırabileceğimiz padişahın yönetim merkezi olarak görebileceğimiz bir kısımdır. Tabi bu dönem dönem değişiyor ama haftada 2, 3, 4 kimi zamanlar. Bazı dönemler ayda 3-4 defa toplanır Osmanlı'nın işte o zamanki kaz askeridir, Resul Küttap'tır, Sadrazam'dır, sonraki dönemlerde Şeyhülislam'dır ve imparatorluğun, devletin çeşitli sistemlerini nasıl olacağı, nasıl değiştirileceğini veya klasik o zamanki mevzuları, savaş veya barış zamanlarını orada tartışırlar, orada konuşurlar. Fatih dönemine kadar bu divan yapısında ve divanları padişahın kendisi yönetir ve halkın arasında karışırken Fatih döneminde artık kafes arkası dediğimiz padişahın orada olup olmadığını bilemeyeceğiniz bir kafes özünde kırmızı atlastan bir kumaşla örtülü bir yerde kim zaman dinler, kim zaman dahil olmaz. Rivayete göre elinde bir baston bulunur ve orada konuşmalardan rahatsızsa veya değiştirmesini istiyorsa bastonuyla kafese 2-3 defa tıklatır. Bunun amacı gene Fatih'in sarayı yapmasıyla aslında benzer bir semeçtir. Fatih Sultan Mehmet hem İran etkisinden hem Roma etkisinden etkilenerek kendisi de zaten 7-8 dil bildiği söylenir. Tefrişat defterlerini yazdırmıştır. Hani Osmanlı Devleti o zamana kadar pek çok eski döneme ait olan beylikler ve eski Selçuklu döneminin de bazı geleneklerini devam ettirir. Fakat Fatih'ten itibaren Topkapı Sarayı ile birlikte daha farklı bir tefrişat, daha farklı bir protokol dönemine geçerler. Padişah artık eskisi kadar halkın arasında karışmaz, oturup beyleriyle veya askerleriyle yemek yemez, cuma selamlığına sürekli haftada bir cuma selamlığına çıkıp halkla birlikte bulunmaz. Bunun yerine uzaktan sadece padişahın simgesel yapısı olan adaleti temsil eden Adalet Kulesi'ni ve Cihannuma yapısını görürsünüz. Ama padişah artık divana da pek katılmaz. 2-3 ayda bir cuma namazına gider. Hani şöyle bir tarihçilerde şöyle bir anlatım vardır. İstanbul ilk fethedildiği zaman Fatih Sultan Mehmet
protokol camii olan, bir numaralı cami olan Ayasofya'ya cuma namazına gittiği vakitler iki veya üç tane içi olanla gidermiş. Saltanatının son devirlerinde Topkapı'dan çıkarken 300 veya 400 kişilik büyük debdebeli törenlerle yılda 2-3 defa gitmeye başlamış. Yani bir nevi kendisini artık halktan bir nevi biraz daha uzaklaştıran, yönetimi bürokratlara bırakan, arka planda kontrol eden bir yapıya geçer Fatih Sultan Mehmet. Topkapı Sarayı da bunun bir temsilidir. Yani kapılardan ve bahçelerden sürekli olarak geçiyorsunuz ve padişaha ulaşmanız çok daha uzun, çetrefilli bir sürecin sonunda gerçekleşiyor. Savaşlar vesaire gibi veya bayramlar gibi olağanüstü durumlar hariç. Divanın yanında, tabii şu an Topkapı Sarayı'na giderseniz oradaki göreceğiniz süslemelerin çoğu 2. Mahmut döneminde ampir üslupta, yani ekleptik seçmeci üslupta dediğimiz neobarok, Osmanlı baroğu etkisi taşıyan, bolca varak kullanan bir süsleme biçimi göreceksiniz. Fatih döneminden kalan bir tek dış hazine, Yeniçeri Çeşmesi gibi nadir yapılardır. Yan tarafta bir divanhane vardır. Osmanlı Devleti'nde 1. divanda konuşulan mevzular 2. divanın yanındaki 2. divan odasında katipler tarafından yazılırlar. Sonra divanhane dediğimiz arşiv odasında yıl boyunca saklı tutulurlar. Onun da yanında dış hazine vardır. Taş bir yapıda bacalarıyla ve kubbeleriyle beraber. Orada da devletin hazinesi bulunur. Şu an Osmanlı'nın son yılına kadar Yavuz döneminin Yavuz Sultan Selim'e ait olan mühürle mühürlenmiştir. Çünkü Mısır seferi sonrasında hazine tamamen ağzına kadar dolunca Yavuz'un bir fermanı vardır. Buradan sonra benim kadar getiren veya benden çok getiren kim olursa onun mührüyle mühürlensin ama o zamana kadar hazine benim mührümle mühürlensin denir. Ve Sadrazam'ın mühüründen sonra divanhaneden geçişte dış hazine binası Yavuz'un mühürüyle mühürlenir. Fakat bu padişahın hazinesi değildir. Padişahın kendi hazinesi içerideki has odalardadır. Günümüzde bu divanhane dediğimiz kısımda saat koleksiyonu bulunur. Dış hazine dediğimiz taştan Fatih döneminden kalan yapıda ise Avrupa'dan getirtilen silahların veya 3. Mustafa'ya ait olan altın zırh gibi çeşitli silah koleksiyonlarının bulunduğu bir yerdir. Matbaa amire kısmında ise günümüzde kahve sergisi veya o döneme ait olan mutfak pişirme araçları, çeşitli mutfakta kullanılan araç gereçler, kazanlar, kepçeler, bıçaklar, satırlar gibi kısımları görürsünüz. Ama orada asıl görmeniz gereken kısım dünyada Çin İmparatorluk Sarayı'ndan sonra en çeşitli ve en zengin koleksiyonuna sahip olan Topkapı porselen koleksiyonudur. Çünkü Osmanlı Hanedanlığı porselen kapları kullanmayı severler ve zaten o döneme ait olan bir prestijdir. Porselen bir kap bulundurmak, saraylar arası hediye olarak yollanır. Hani Dolmabahçe Sarayı'na gittiğiniz zaman zaten büyük, devasa, neredeyse insan boyutunda, kim zaman 2 metre, 1 metre veya 50 santim boyutunda devasa uzak doğudan getirtilen vazolar görürsünüz. Porselen o dönemin kraliyet aileleri, aristokrasisi veya Osmanlı eşrafı arasında çok kıymetli bir üründür. Bir nevi bir statü göstergesi veya bir zevk meselesidir, sanat meselesidir. O yüzden çok zengin bir porselen koleksiyonu vardır. Onun da ürünlerinin sergilendiği bir yerdir. Şu an %1 ila 3'ü sergileniyor yanlış hatırlamıyorsam. Oradan sonra en kalabalık sergi gene Çin İmparatorluk Sarayı'nda bulunur. Bu iki kısımdan sonra Bab-ı Saade'ye geliyoruz. Bab-ı Saade Saadet Kapısı olarak bilinir. Üçüncü kapıdır. Üçüncü avluya, Enderun avlusuna açılır. Oradan sonraki kısmı ise biz Harem-i Hümayun diyoruz. Şimdi harem kısmı genellikle bizim tarafımızdan kadınların yaşadığı yer olarak adlandırılır. Ama Topkapı Sarayı bir ordugah şehir gibi inşa edilmiştir. Kapılarla ve kontrollerle geçersiniz. Bir nevi Orta Asya'dan gelen bir ordunun yerleştiği bir yere benzetmek de mümkündür. Özellikle günümüzde Bağdat ve Revan Köşkleri'nin mesela burçlar kırpılmıştır harem inşa edildikten sonra. Ama en basit tabirle günümüzde biz Topkapı Sarayı bir home office olarak düşünebiliriz. Padişahın evi, kendi yaşadığı yer, ailesiyle harem kısmı, Harem-i Hümayun, Enderun'daki içi olanlar ev kısmıdır. İkinci avlu dediğimiz bu divanın, matbaa hamerinin bulunduğu kısımsa ofis kısmı olarak düşünebilirsiniz. Üçüncü kapıdan arkasında bir adet arz odası vardır. Bu Bab-ı Saadet'in önündeki kısım günümüzdeki pek çok minyatürede konu olan cülus törenlerinin, bayramlaşmaların gerçekleştirdiği, altın tahtın içeriden getirerek konulup padişahın orada oturduğu ve insanların cülus törenlerinde padişaha biat ettiği ve bağlılık yemini ettiği, bayramlaşmalarda padişahla bayramlaştığı bir yer olarak
Osmanlı protokolünün, törenlerinin, seremonilerinin gerçekleştiği ana alandır. Yani Osmanlı Devleti'nin kalbinin attığı alan aslında şu an anlattığım ikinci avludaki o kısımdır. Oradan sonra içeriye geçmek, arz odası olan kısma geçmek çok 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 nadirattan olan bir şeydir. Çünkü artık padişahın haremi hümayunudur. Haremi hümayun sadece kadınların yaşadığı yer değildir. Hani biraz önce anlattığım ev ve ofisten bahsediyoruz. Padişahın evinin olduğu yerdir harem. O yüzden de haremi hümayun olarak geçer padişahın. Eski dönemlerde evin olduğu kısma harem, kolay kolay girilemeyen, yasak olan, dışarıdan gelen bir insanın kolay kolay girilemeyeceği bir yer olduğu için harem olarak adlandırılır. Haremlik ve selamlık da oradan gelir. Orası da padişahın özel yaşam alanı olduğu için Enderun'da yetiştirdiği devşirmelerle beraber, iç olanlarla beraber yaşadığı bir özel alan olduğu için orası da padişahın evi olarak geçer. Çok çok nadir durumlarda bu divanhane, divan-ı hümayun kısmında galebe divanı olur. 3 ayda bir ulufeler o ikinci avluda dağıtılır ve yabancı elçiler sadrazamın yanına o döneme denk getirilecek bir şekilde çağrılırlar. Bazı durumlarda padişahla görüşecek kadar ayrıcalıklı olan elçiler sadrazamla beraber silahtar ağa ve yanlarında kapı ağası ile beraber padişahla görüşmek için o kapıdan geçebilirler sadrazamla beraber ve Bab-ı Saade'den geçerek arz odasına girerler. Zaten kapıdan geçtiğiniz zaman da karşınızda bir tek arz odası vardır. Arkadaki bahçeyi, yan taraftaki koğuşları göremezsiniz. Zaten günümüzde saray bir nevi çıplaktır. Ama normal zamanlarda yazın güneşten ve rüzgardan, kışında soğuktan ve gene rüzgardan korunmak için aslında kalın atlas kumaşların asıldığı tentelerle çevrili bir ordugah, bir çadır kent görünümündedir saray. Yani o yüzden biz bir ordugah diyoruz. Yanında ağlarla elçi sürüklenerek götürülür. Padişah arz odasında arzını yapar. Sadrazam'a padişah konuşur. Tek kelimelerle asla ve asla padişah elçiye bakmaz. Elçinin de padişaha bakması yasaktır. Ve görüşme bittikten sonra geri çıkartılır. Arz odasından geçtiğiniz zaman sağınızda ve solunuzda çeşitli binalar vardır. Sağ taraftan başlayarak seferli koğuşu, kilerli koğuşu, hazine koğuşu gibi sıra sıra koğuşlar vardır. Fatih Köşkü'nün bulunduğu kısımlar. Enderun avlusuna girmiş olursunuz o noktadan sonra. Enderun günümüzdeki manasıyla Ender'in en içeri demektir. Hani biraz önce dediğimiz gibi Avrupa'da dikey bir hiyerarşi ve dikey bir bina ve saray mantığı varken Osmanlı'da bu hiyerarşi ve bina yatay ilerler. Topkapı Sarayı zaten amorf bir yapıdır ve İlber Hoca'nın dediğine göre sarayın hiçbir zaman imar planı veya planlı bir çizili bir yapısı olmamıştır Osmanlı döneminde. Çünkü düzenli olarak binalar eklenirler, çıkartırlar, o yapılır, bu yapılır. Enderun avlusu normalde çepeçevre olarak koğuşlarla sarılı bir yerdir. Osmanlı döneminde Enderun İmparatorluğun yönetici elit bürokrasisini çıkartan, Yeniçeri ocaklarına ağa yetiştiren, asker yetiştiren, paşaları yetiştiren bir ocaktır. Bir akademi olarak bakabiliriz günümüze. Sistemi tabii ki tartışılabilir ama genel olarak çocuk yaşta alınan ve Türk ailelerinin yanına yetiştirilen insanların Türkçe ve dini eğitim alması, Müslüman olmaları, oradan sonra kimi zaman 6 yıl, 10 yıl, bazı durumlarda en yukarıya kadar yükselenler ve padişahın en yakında yer alan ağaların 20 yıl gibi hizmet sürelerinden bahsettiğimiz bir eğitim kurumu olarak düşünebilirsiniz. Burası da gene Avrupa ile karşılaştırdığınız zaman nispeten oldukça sade, mütevazi, aşırı bir süs olmayan koğuş sistemi olarak askeri bir eğitim hayatı, yaşam hayatını sürdüğü bir alandır. Padişah çocuklarıyla beraber bu alanda yaşar. Bu Bab-ı Saad dediğimiz yerde hadım olan ak ağalar sarayın girişlerini kontrol ederler. Kapı ağası olarak geçerler. Sağ ve sol tarafta günümüzde sarayda balmumundan heykelleri de vardır. Samurkürklerle beraber balmum heykelleri yapılmıştır. Çünkü saray taş bir yapı olduğu için ve ısıtma sistemi olmadığı için kışları insanlar mangallar ve samurkürklerle ancak sarayın içerisinde ısınabilirler. Arz odasının karşısında 3. Ahmet döneminde yapılan bir Enderun kütüphanesi vardır. Normalde Osmanlı'da kütüphane yapıları 1720'de Lale Devri ile beraber, 1718'de de şey yapabiliriz, Lale Devri ile beraber kütüphane yapıları ayrı olarak yapılır. Fakat ondan önce Osmanlı'da bu kitap okunmuyordu veya kitap yokluğu demek değildir. Her caminin, medresenin cüshaneleri vardır. Kendi özel kitaplıkları vardır. Aynı şekilde koğuşlarında kendi kitaplıkları vardır ama sarayda ilk defa bütün koğuşların kitapları birleştirilerek
3. Ahmet döneminde inşa edilen Osmanlı Barı olarak adlandırabileceğimiz mermerden bir yapıda toplanırlar. Günümüzde burada 1. Ahmet'in Sultanahmet Camii'ni yaparken kullandığı altın bir kazma ve Pir Reis'in çizdiği dünya haritası vardır. Ve süslemeleri vesaire çok güzeldir. Girdiğiniz zaman orayı zaten göreceksiniz. Bu koğuşlar günümüzde yeni açılan bir kıyafet koğuşu vardır. Padişahların, kaptanların sergilendiği bir bölümdür. Diğer koğuşlara baktığınız zaman Kilerli Koğuşu'nda başlayacak şekilde, Fatih Köşkü'nde içine alacak bir şekilde, Osmanlı dönemine ait olan Topkapı Hançeri, Kaşıkçı Elması veya o döneme ait olan mücevherler, değerli eşyalar, altın tahtların bulunduğu bir hazine seksiyonu vardır. Sol tarafta da mukaddes emanetlerin bulunduğu, zamanında Kanuni Sultan Süleyman'a kadar padişahların içinde yaşadığı has oda koğuşu vardır. Rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan'ın vefasından sonra çeşitli dini eşyaları o odaya koymuştur. Kendisinin ölümünden sonra yavaş yavaş o odaya kutsal değeri olan, işte Hazreti Ali'ye, Osman'a ait olan kılıçların veya Mısır'dan getirtilen ve Hazreti Musa'ya ait olduğu düşünülen asanın veya Peygamberimize ait olan sakalı şeriflerin veya sahabilere ait olan kıyafetlerin bulunduğu, biraz daha işte Hazreti Yahya'ya veya Hazreti Zekeriya'ya ait olduğu düşünülen kutsal emanetlerin bulunduğu bir kısımdır. Ve tamamen baştan aşağıya Çinli olan bir yerdir. Biraz daha geriye geldiğiniz zaman girişte sol tarafta bulunan bir saray mescidi de vardır. Orada da gene dediğimiz gibi padişah iç oğlanlarıyla beraber, Endur'un eğitim gören kişilerle, şehzadelerle ve ağalarla, akalarla beraber namaz kıldığı bir mescittir o kısımda. Günümüzde de saray kütüphanesi olarak hizmet görmektedir. Sarayın sol kısmında birazcık yoğun bir yapılanma vardır. Haremdir o kısmı. Kadınların yaşadığı bir alandır. Fakat orijinal yapım döneminde kadınların yaşadığı yer olarak eski saray düşünülmüştür. Sarayı Atik dediğimiz Beyazıt Meydanı'ndaki saraydır. Fatih döneminde aslında sarayda kadın falan yoktur. Fatih'te sarayda eğitim gören şehzadeleri ve iç oğlanlarıyla Enderun kısmında yaşar. Fakat Kanuni döneminden itibaren artık kadınlar saraya daha sık gelip gelmeye başlarlar. Özellikle Hafsa Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi olan Kırım Hanzadesi'nin kızı olarak vefat eden Hafsa Sultan'dan sonra Hürrem Sultan eski sarayda bir yangın sonrası bir bahaneyle gelir, sarayda kalmaya başlar. Oradan sonra yavaş yavaş sarayın harem kısmı ufak tefek binalar eklenmeye başlar. Fakat 2. Selim'in vaktinin büyük bir kısmını Enderun'daki has oda yerine artık harem kısmında geçirmeye başlayınca 3. Murat da artık akağların olduğu o Enderun kısmını terk edip tamamen haremde yaşamaya başlayınca orası Mimar Sinan döneminden itibaren komple baştan aşağı inşa edilir. Sonraki dönemlerde tabii ki yeni inşaatlar ve yeni bölümler eklenmiştir ama en büyük inşaat dönemi gene 3. Murat dönemidir diyebiliriz. Has oda, 3. Murat'a ait olan has oda vesaire vesaire şeklinde de bunu özetleyebiliriz. Amorf bir yapı olarak yapı yoğunluğu orada bayağı bir artar. Çünkü orijinal yapı planında aslında orada yaşam bölümü inşa edilmemiştir. 3. Murat döneminden itibaren de hanedanın bir kısmı erkeklerden özellikle orada yaşamaya başlarlar. 1. Ahmet döneminde sancağa çıkma sona erdirilir. Ekber verşi sistemi getirildikten sonra veliaht şehzadeler ve padişahın kardeşleri veya erkek çocukları da bu haremdeki şimşirli kısmında yaşamaya başlarlar. O yüzden de o harem binası Osmanlı'nın diğer kalan işte avlu, kapı, bahçe sistemine daha farklı olarak çok daha yoğun, monoblok olmayan, kubbelerle ve bacalarla dolu olan yoğun bir yapılaşmaya maruz kalır. Günümüzde 4. avlu olarak adlandırılan ama normalde Enderun'dan geçtiğiniz zaman orada 2 tane koridor vardır. O son dönem saray müze olduktan sonra arka kısma daha rahat erişebilmek için açılan yapılardır. Normalde Enderun'da o kısma geçen büyük kapılar yoktur. Günümüzde açılan açıklıklar da yoktur. Mecidiye Köşkü ve Mecidiye Kapısı ile karşılaşırız. Saray 3. Selim'in katli ve 2. Mahmut'un tahta çıktığı Alemdar Mustafa, Kabakçı Mustafa ve sonra Alemdar Mustafa Paşa'nın gelip 2. Mahmut'u tahta çıkarttığı isyandan sonra çok fazla kullanıma dahi olmamıştır. 2. Mahmut Beşiktaş Sahili Hümayun'a taşımıştır. Beşiktaş Sahil Sarayları olarak da geçer. Ahşap saraylardır bunlar. Sultan Abdülmecit de çocukluğunu orada geçirmişti. Topkapı Sarayı o dönemden itibaren birazcık terk edilen, birazcık daha
harem ağalarının veya işte o dönem orada sarayı korumakla görevli bir kısım memurun kaldığı bir yapı haline dönüşmüştür. Abdülmecit döneminde, 2. Mahmut döneminde işte Ihlamur Kasrı Hümayunu veya Beşiktaş'taki sahillerdeki saraylarla artık yavaş yavaş terk edilir. Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırır. Fakat Topkapı Sarayı hala büyük cülüs törenlerinin veya bayramlaşma törenlerinin olduğu bir yer olarak hizmet görmektedir. O yüzden de biraz daha modern bir yapı olarak Mecidiye Köşkü'nün Abdülmecit döneminde inşa ettirilir. Arkasında padişahın saltanat kayığıyla gelip sahildeki kapıdan saraya girdiği ve atıyla geldiği, gene misafirlerini karşıladığı bir yapı olarak kıyafetini değiştirdiği bir konak olarak Mecidiye Köşkü sarayın inşa edilen son yapısı olarak yapılır. O dönemden sonra da zaten Dolmabahçe Sarayı inşa edilir ve 1849'da resmi olarak Topkapı Sarayı artık terk edilir ve oradan sonraki dönemlerde artık bahçesinde çeşitli ağaçların yetiştirildiği, çok fazla törenlere de artık Dolmabahçe Sarayı'nın yapıldığı için törenler tarafından da kullanılmayan biri olarak kalır. Hatta Vahdettin ve Reşat dönemlerinde oldukça saray bakımsız ve bitap haldedir. Bir takım basit tamirler gerçekleştirilir. Son dönemde de Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün emriyle tekrardan bir ufak tamirden geçer, müze olarak açılır ve günümüzde milli saraylara bağlı olan büyük bir Osmanlı dönemine ait saray yapısı olarak hizmet vermektedir müze yapısı olarak. Günümüzde de müze kartınız varsa girebileceğiniz bir yerdir. Thank you.